Tayyipistan'dan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Alin Ozinyan'la birlikteyiz. Alin merhaba. Merhaba Erkan Bey. Ben de ganimet Tayyipistan gündemi var elimde. Sayfalar dolusu var. Bu hafta malzeme çok. Senden başlayalım istersen. Sende neler var? Ben de bir sürü bir şeyler toparlamıştım ama son bomba gibi bir şey düştü gündeme. Bununla başlayalım bence. Aha, olur. Yeni bir mareşalımız olacak. Pek yakında. Çok yakında. Duydunuz mu? Duydum. Yayına girerken gördüm. Önce gördüm. Sıcak haber bu. AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ümit Taydaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mareşal unvanı verilmesini istedi. Sosyal medya hesabından video ile açıklama yapan Taydaş, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda başkomutan olduğunu belirtti ve mareşal olmalıdır dedi. Ya. Ne diyorsunuz Erkan Bey? Ben size sorayım bu hafta. Şimdi olsun mu? Şimdi olsun, neden olmasın? Ve gerekçelerini de bu AKP'de sıralıyor altında. Diyor Trablus'ta, Libya'da diyor, efendim diyor, işte şeyde Azerbaycan'da diyor, bir sürü zaferleri var diyor. İşte bu zaferleri kazandığına göre, başkomutan da Erdoğan olduğuna göre hakkıdır ve anayasada gerekli değişiklikler yapılmalı. Neyse onun mareşallık şartları ve derhal verilmelidir diyor. Tabii bu uyanık gerçekten şimdi inanıyor mu? Şimdi yapalım. Şimdi bakalım mareşal ne demek yani Türkiye'de? Meydan savaşı kazanması lazım. Türk Kara Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri'nde en yüksek olan askeri rütbe. Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki karşılığı büyük amiral. Bu rütbe en yüksek askeri rütbe olmakla beraber diğer rütbelerden önemli bir farkı kıdem ve bekleme ile kazanılmamasıdır. Bu rütbe savaşta üstün yararlılıklar gösteren ve en az orgeneral ya da oramiral rütbesine sahip subaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilgili kanuna dayanarak verilir deniyor. Ya. Şimdi bunu baştan aşağı düzeltmek gerekir. Ya Tayyipistan'da... Bunu silelim ya. Baştan yazalım ya. Bu olmamış. Ya anayasayı değiştirmeye gerek yok ki Tayyipistan'da. Bugüne kadar kaç tane mareşalımız var? Ona da bir bakalım. Şimdi mareşal Mustafa Kemal Atatürk. Fevzi evet, Çakmak. İki tane. Bu kadar. İki tane değil mi? Üçüncüsü geliyor. Üçüncüsü. Erdoğan. Evet. Peki. Evet. Devam edelim. Yakışır. Yakışır. Varank 2. Ali. Varank 2. Şimdi. Ne olmuş? Varank 2 şu. Mustafa Varank'ımız var bizim. Biliyorsun bakanımız. Ha. Şimdi geçen hafta bunu gündem yapmıştık. Bir kupon arazi vardı. Bu kupon araziyi kuzeni hem de 6 milyar liralık bir gelir sağlanacak bir kupon araziyi kuzenine ihale verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan. Biz de yuh be kardeşim diyerek geçen hafta Varank 1 diye haber yaptık. Zürt çenelerimizi yormuştuk. Şimdi Varank 2 geldi. Varank 2 şu. Meğerse bu kuzeni var ya ihaleyi alan. Meğerse ihaleyi veren de ablasıymış. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank. Fatma Varank kardeşine ihaleyi vermiş. Ya geçen hafta da Mustafa Varank hepimizi haşladı ya. Ortada yolsuzluk yok, hukuksuzluk yok, bilmem ne falan filan. Şimdi Varank 2'yi okuyunca yuh dedim ya. Bakan yardımcısıymış ama kadın. İstediğine bu kadar büyütülecek bir şey yok yani. Ama bakan değil ki, bakanın yardımcısı. Bak tevazu göstermişler. Bakan da yapabilir. Bakan yapabilirler ama şimdi sen biraz buralarda piş. Yavaş yavaş bakan da seni yapacağız demişler. Çok gözükme, göze şey yapma demişler. Biraz o zamana kadar da işlerini ayarla demişler. Kardeşini... Ama ben başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Varank 2 dedin ya. Varank 2'de olur, Varank 3'de olur, 5'de olur, 99'da olur. Neden? Olur? Bir kere yapan hep yapar çünkü. Nasıl bir kere yapan? Böyle bir kuralı var. Bir kere yapan hep yapar hayatta yani. Ne demek istiyorsun? Ya bir kere böyle bir yolsuzluk yapmışsa biri.
2 de olur, Alışmış 3 de olur, 5 kudurmuştan de olur. beterdir diye de bir laf var. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Öyle Ahlak sınırları içerisinde hayatın matematiğini anlatmaya hayatın çalıştım. Bir kere matematiği, yapan fakat hep varak yapar. hep böyle uzayı gösterirken Ay'a çıkacağız, astronot yapacağız, uzay. Meğerse arkadan bir arazi olayları dönüyormuş, görüyor musun? Yukarıya bakarken Takılma. Bak, para pula çok takılıyorsun. Ben daha güzel bir şey söyleyeyim sana. söyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Duydun mu? Hangisini? Belediyemizde terörist çalışmamaktadır diye bir açıklama yaptı. Ne yaptın adam? Sinirim Sonra bozuldu terörist ya, var diyor. gerçekten. Belediyemizde Terörist yoktur dedi. terörist yoktur dedi, evet. Ve İmamoğlu şöyle bir laf etti. Dedi ki geçen sefer de dedi toplamda 700 terörist tespit ettik demişti dedi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Suç İşleri Bakanı. Bir mahkeme Evet. açıldı. 41 kişi yargılandı. Hepsi de beraat etti dedi. Terörist. Ya 700 terörist. Ya bir ülkede, bir ülkenin en büyük şehirlerinden birinin belediyesinde 700 terörist olabilir mi? Yani ülkenin yarısı mı terörist? %80'i mi terörist? Yani nasıl bir şey hem bu? de Türkiye'de Geçelim. 10 tane mi 5 tane mi ne terörist kaldı gibi açıklamalar da yapıyor. Neyse evet Ha, o da geçelim var. Evet seni. evet durup durup 21 tane kaldı diyor falan. Ha. Böyle bir sayı veriyor. Sonra, ama işte terör çok kötü bir şey. Durmadan şey oluyorlar. Durmadan çıkıveriyor bir yerden. Çıkıyor ama bak bu hafta Devletimiz şeyi nefesini kesmeye çalıştıkça onun hain teröristler her yerden mantar gibi çıkıyorlar. çıkıyor bunlar. Ama Mantar gibi çıkıyorlar. HDP araştırma önergesi verdi. İki araştırma Evet. önergesi verdi bu hafta. Bir tanesi de dedi ki Taksim saldırısı araştırılsın dedi. Neden? AKP ve MHP oylarıyla araştırılmasın kararı çıktı. Bu bir. İki, Tabii. yolsuzluklar, belediyelerdeki yolsuzluklar araştırılsın diye önerge verdi mecliste. Yine AKP ve MHP'nin oylarıyla araştırılmasın kararı çıktı. Şimdi bir şey araştırılırsa ne olur? Gerçek ortaya çıkma ihtimali olabilir. Ondan araştırılmasın diyorlar. Tabii. Ha ihtimali olabilir dedim. Kesin çıkar dedi demedim çünkü Yok, her şey araştırılmasın. Çünkü şey ya, seçime gidiyoruz ya. Niye araştırılsın? niye araştırıyorsun? Tabii. Seçim şeyi duymadın mı? Dedi ki açıklama yaptı dün. Biz dedi teröristlerin dedi nelerine girdik diyor. Bir şeylerine girdik diyor. İnlerine. İnlerine ya inlerine diyor girdik diyor. Mahvediyoruz ama diyor siz de diyor sandıkta elinizden geleni yapacaksınız diyor. Hava harekatı ise hava harekatı, kara harekatı ise kara harekatı ama diyor sandık diyor yani. Sandık sizde Bak eşek değilsiniz ya, herhalde. Bize oy vereceksiniz diyor. sana bir şey diyeyim mi? Ya, muhalefet bunu yani bak en sonunda dedi ki Cumhurbaşkanı, bu savaş mavaş dedi. Yani sonuçta sandık için yapıyoruz bunları dedi. Tabii, sandığı Operasyonun hatırlat. kaçıncı gününde? Yedinci, sekizinci gününde baklayı ağzından çıkardı. Muhalefet hala bu olup biten sandık için diyemedi. Bu da muhalefete dert olsun diyorum. Evet. Ve Çavuşoğlu Evet. açıklama yaptı. Erdoğan verdiği her sözü tutar dedi. Şimdiye kadar hepsini de tuttu. Bundan sonra da tutar dedi. Espri kabiliyeti oldukça yükselmiş bu Mevlüt Çavuşoğlu'nun. Erdoğan verdiği her sözü tutuyormuş. Gazze'ye gideceğim. Burada hatırlatayım. Gazze'ye gideceğim dedi. Daha ağzını alamadı Gazze'yi. Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedi. Daha gidemedi. Belki önümüzdeki süreçte Esad'la birlikte omuz omuza namaz kılabilir. Ondan Yok, sonra hiç öyle zannetmiyorum. Onlar öyle diyorlar da yani ne Esad ne Sisi cephesinden o kadar onlar da sıcak çok bir nazlı karşılama duruyorlar. yok. Sisi Hiç katil öyle bir şey dedi. yok. Beni kimse barıştıramaz dedi. Yaladı, yuttu. Bu can, bak baba şu cümlesi. Bu can, bu bedende, bu fakir, bu görevde olduğu sürece bu teröristi, yani Rahip Brunson, alamazsınız dedi. Kuzu kuzu verdi elleriyle. Yani verdiği her sözü tutar Erdoğan. Ama o çok genel bir açıklama yaptı geçen hafta. Dedi ki uluslararası ilişkilerde dedi kadim düşmanlıklar olmaz dedi. O kadar. Konu kapandı gitti. Olay bitti. Bak, Olay bitti. ben bu haftanın en güzel sözlerinden biri Şahan Gökbahar'dan geldi. Bir tweet attı. Şahan Gökbahar. Gökbahar. Ya bu sinema sanatçısı böyle
Hangi ne filmleri var? Ben hiç izlemedim onu. Böyle sakal, kaşlar bilmem. Recep Ha İvedik İvedik, Şahan. ha İvedik hiç izlemedim. Yani görüyorum sosyal medyada önüme çok düşüyor Gök da. Bakar onun soyadı ya. Gök Bakar mı, Gök Bahar mı? Neyse. Yani neyse. Şahan, Gök Bakar Evet. olsun. Tamam. Evet, Diyor ki, pardon. dedi ki Twitter'da, çok güzel söylemiş. Bir düşman bulunuyor. O düşmana tüm hakaretler ediliyor. Sana da dönüp sen niye hakaret etmiyorsun hain deniyor. Sonra o düşmanla bir anda dost olunuyor. Bütün hakaret edenler övgüler düzüyor. Daha dün düşmandı bu diyorsun. Barışmak sana neden batıyor? Hain diyorlar diyor. Harika Güzel. özetledim. 8 sene sonra bir aydınlanma oluyor yavaş yavaş. Güzel. Evet. 50 sene içinde kıvama geleceğiz. Evet, Evet, bir anlaştık. aydınlanma var. Güzel. Aydın. İyi, güzel. Güzel, güzel. Gayet iyi, gayet. Hızlı Yok. hızlı aydınlanıyor toplum. Evet. Başlıklara devam edelim. Bomba başlıklar bende devam ediyor. Mesela sende var mı, ben mi topa gireyim? Sen güzel gidiyorsun bugün. Tamam. Bak Bahçeli muazzam bir tespitte bulundu ve büyük fotoğrafı gördü her zaman olduğu gibi. Sen diyorsun, ha markette sen diyorsun bu adamı emekliye ayıralım, bulaşmayalım artık falan ama ya malzeme veriyor, gel de konuşma. Şimdi marketler dedi, sürekli zam yapan market zincirlerinin FÜTÜ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine Evet. inanıyoruz dedi. Ben de inanıyorum ama. Çok var. Bence İşin de. arka... Ama ya zamları kim yapıyor, bir karar verseler diyorum. Sen de inanıyorsun da. FETÖ'cüler, teröristler, diyaspora, Yunan diyasporası, Ermeni diyasporası, İranlılar, Esat. Ha, artık yapmıyor. Onu bir kenara koyalım. Seçimden sonra bakarız. Önce dış düşmanlar yapıyordu, tamam mı? Arkasından patates soğan lobisi yapıyor ya geçti. Sonra Diyanet topa girdi, bu zamları Allah belirliyor, fiyatları o belirliyor dedi. Bu iş oraya da işi bırak, havale ettiler, Allah'a havale ettiler. Şimdi de FÜTÜ yapıyor. Ya bir karar Hepsinin verin. birbiriyle bağlantı, hepsinin birbiriyle bağlantısı var bunların. Öyle diyor. Bunlar Böyle büyük fotoğrafı tabii böyle çok görmüşler. odaklı, çok odaklı bunlar. Ama iktidar Ondan zaten hariç kaç herkes senedir zam yapıyor. toparlanamıyoruz. Tabii iktidar ne Ha alakası var? bir de muhalefet yapıyor. Kılıçdaroğlu yapıyor da dediler. Kılıçdaroğlu onlar da yapar. Onlar da yapar. Terörist ortağı onlar. Onlar da Ya. yapıyor olabilir. Onun için bugün baktım bir Twitter kullanıcısı FETÖ deterjanı diye bir şey üretmiş. Diyor ki Mehmet Dağcı ismindeki bir Twitter kullanıcısı, FETÖ bu ülkedeki en kaliteli deterjandır. Her tür kiri, suçu düşük ısıda hem de çitilemeden temizler. İşte kullanma talimatı, taciz 3 ölçek, yolsuzluk 3 ölçek, hırsızlık 0,5 ölçek, cinayet 10 ölçek, alkollü araç 2 ölçek, FETÖ diye bağır yeter, anında ak pak olursun diyor. İyi Şu de. an Kürt düşmanlığı daha revaçta. Cemaat ikinci plana düştü. Rol Ha çalmaya. şu anda evet, Kürtler daha bir öne geçti, evet şu anda. Kürt. Böyle hep yarışıyor onlar biliyorsun. Böyle bir Kürtler Yo, bir yo. şey. Bir Ermeniler, bir Azerbaycan falan filan. Böyle hareketli bir hayatımız var. Devam Hareketli. Ha edelim. Devam bu edelim. arada bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Dur Sor. aklıma geldi. Bu beyefendi demiş ki bu AKP Manisa Maraşal olsun diyen var ya. Sen bilirsin o bölgeleri ben sana sorayım demiştim. Demiş ki anayasanın ami hükmü gerekince Cumhurbaşkanı Erdoğan silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Bu bağlamda Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da ordumuzu yönetirken kazandığı zaferler ortadadır demiş. Azerbaycan'da ne zaman ordu yönetti Sayın Erdoğan ya? Ben hiç bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hepsini anladım, bir onu mu anlamadın? Merak ettim yani ne zaman Azerbaycan'da ne ordu Bir ara yönetmişti? gitti ya, Aliyev'le gezdi mezdi bir şeyler yaptı. Belki oraya saldırın, buraya saldırın bir şeyler demiştir. Ha Ermenistan'a olanı diyorsun. Ha o meseledir. Ama ben Ermenistan'la. şimdi sana bir şey diyeyim mi? Bak şimdi sen böyle deyince bana bir aydınlanma geldi. Yunanlıları bombalıyorlar, bombalamak istiyorlar. Kürtleri bombalıyorlar, Ermenileri bombalıyor. Versinler artık Maraşallık ya. Hak etmiş adam be. Yani. Hak etmiş. Nankörlük etmemek lazım yani. Bence de. Bak o Yani şimdi oturdu taşlar. olabilir, yani böyleleri 100 yılda bir gelir böyle zatlar. Artık. Hadi olsun.
Ve Timothy Ash, ünlü ekonomistin bir tweet'i vardı. Erdoğan seçim sponsorunu buldu diyor. Ve Putin ve Bin Selman Erdoğan'ı seçimde finanse edecek dedi. Önemli bir haber. Seçimde nasıl birini finanse ediyorsun? Yani bir şarkıcı konserini finanse edersin de yani Yok değil. Seçime siyasi finans... partiyi nasıl finanse ediyorsun? Ne Şöyle demek bu? finanse ediyorsun. Şimdi ekonomi kötü ya. Ekonomi kötü olursa iktidarın kazanma ihtimali düşük. O zaman ekonominin geçici bir şekilde iyileştirilmesi ve para giriş olması gerekiyor ülkeye. Oradan bol para geliyor Rusya'dan ve diyelim işte Selman'dan, Suudi Arabistan'dan ve Katar'dan da geçen gelmiş, gelecekmiş veya kaç milyar dolar. Bu şekilde hayat öpücükleri göndereceklermiş ve seçime kadar en azından vatandaşı rahatlatmak, seçimden sonra Allah kerim. Sponsorluk bu. Arapları falan ben bilmem de Putin'den zor gelir. Zırh Putin'in çıkmaz mı diyorsun? Zaten adamın kötü ekonomi. kötü işleri kötü. Adamın işleri kötü yani. Piyasa kötü. Adam mal satamıyor. Çok Avrupa kapattı musluğu. çok kötü. Karısı ayrılacak duruma geldi yani. O kadar kötü yani. Ya Çok Putin kötü. Bildiğin gibiydi yani. boşanmamış mıydı ya? Ya şaka yapıyorum yani. Öyle denir ya yani. Peki neyse devam Sen devam. de yani. Ben de Neyse. bakalım. Ben de neler biliyorum ha, boşanmamış mıydı falan. Sen Ben de az eve değilim. bana magazin diyorsun ya. Ben de az Boşanmış da değilim ama. yine evleniyor. Durmuyor ki. Tabii Yani niye bir dursun ki? boşanıyor, bir daha evleniyor. Bir Niye boşanıyor, bir dursun? daha evleniyor. Niye dursun? Dünya liderlerden bir tanesi o. Peki Evet. devam Evet. edelim de başka. Çorlu tren İttifak kuruluyor. katliamı. Yeni ittifak kuruluyor. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz. İçerisinde Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Milli Yol Partisi'nin de yer alacağı yeni bir ittifak kurmak için çalışmaları başlatmışlar. Tanıdığın parti var mı bunların arasında? Yani bunlar alt alta da gelseler, yan yana da gelseler, çaprazlama da üst üstese de gelseler bir hikaye. Ne ittifakı kuracaklarsa. Muhalefeci Yeni bölme ittifak. ittifakıdır. Yeni ittifak. Ne muhalif neyse tamam. Peki Çorlu Başka tren katliamı diyordum. Buyurun, buyurun. Bu hafta mahkeme sonuçlandı. Yani bir mahkeme kararıyla tutuklu kalmadı. Çorlu tren katliamı diyelim, kazası demeyelim ona. Tutuklu tek sanık dönemin Devlet Demiryolları 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu. Ona ihale çıkmış. O da tahliye edilmiş. 2018'de bu kaza katliam olmuştu. 25 insan orada can vermişti. 340 da yaralanmıştı. Kimse de istifa etmemişti. Bir kişi vardı günah keçisi buldukları, o da tahliye edildi. Ya işte. Türkiye. Bildiğimiz Türkiye. Kader. Kader. Ya fıtratında var bu Kader. demir yollarının bu Fıtrat. işin ya. Evet. Tabii. Trene binen bunu göze, yani şehit olmayı göze Göz al. alsın. Tabii. O yoksa trene binme arkadaş. Ve trene binmedi de intihar kurtarma sezonu açıldı. Sen Aa, onu... gördüm. Ne demiş olabilir sence? Ne demiş olabilir? Değmez demiştir ya. Bu üç Bir günlük anlatalım ne bir... olduğunu, izleyiciler belki Ha, bilmiyorlardır. şimdi Sayın Cumhurbaşkanı birini kurtardı. her seçim arifesinde olduğu gibi köprüden atlamak üzere olan bir vatandaş her nedense hep de bunlara denk gelir. Ve yine tam geçerken o adamı tuttular. İşte ayaküstü konuştu ve adam hayata dönmüş oldu. Böyle bir sempatik bir fotoğraf vermiş oldular. Ne demiş Evet. olabilir? 3 gün dünya için değmez be koçum demiştir Erdoğan. Bak demiştir yani Bence biz. atlarsan yargılarız demiş olabilirler de paradoks yani oksimoron oluyor o zaman da. Atlarsan yargılarız demişlerdir yani. Vatan Fakat haini. bunları nereden buluyor? Buluyorlar ya. Böyle her Ya seçim arifesinde buluyorlar bu tipleri. o köprüde de atlanmaz ya. Niye? Şehitler yani ne bileyim ismi şey yapmıyor yani. Atlayışa uygun değil bence. Ya adamın zaten atlama niyeti yok. Senaryo ya. Tabii Senaryo canım. her... Se Ya kuş uçurmuyorlar orada Cumhurbaşkanı geçerken Tabii canım. atlayış diyorum. Adam orada Atlayış diyorum da yani elini... dalga geçeceğim artık kusura bakmasınlar Ha. yani mizansen. Neyse intihardan işte kurtarma sezonu açıldı. Seçimler yaklaşıyor. Devam, devam, devam.
Bekir Çok güzel. Bozdağ'dan beyinleri yakan bir duruş, bir açıklama geldi. Bekir Bozdağ dedi ki, bu Adalet Bakanı, kadına yönelik şiddette, mücadelede kadınlardan tarafız dedi. Bravo ya. Adam Çok büyüdü muazzam gözümde. Gözümde çok büyüdü. tarafını belli etti. Tarafını seçmiş yani. Helal dedim ben. Dağılabiliriz dedim artık. Neyse. Bu da Bekir Boza şeyi gördün mü? Milli Savunma Bakanı da minik bir çıldırış yaşadı. Onu gördün mü? Ne yaptı? Hulusi Akar, İyi Partili Aytun Çıray'la birbirlerine girdiler. Ha, bayağı bir kavga, gürültü, bağırma şey, Küfür, ama küfür, kafir. Aytunç Çıray şey yaptı, sakin olayları şey yaptı, ama adam delirdi ya. Hulusi Akar delirdi, zıvanadan çıktı. Sırayla. Allah'tan simit yiyen yoktu bu sefer o delirirken. O ama yani Hulusi Akar'ın yanında simit yiyemezler delirirken. Sıkar o. Tabii. Asla öyle bir şey değil yani o. Tabii. Evet. Önce meclis tutanağından çıkarmışlar sözlerini. Sonra ha, çünkü şey dedi adama, bu ABD Kara Kuvvetleri'nin kuvvetleri komutanından madalya almasını sorguladı. Yani bizim askerimizin başına çuval geçiren ordunun işte komutanından nasıl madalya alırsın falan filan diyerekten. Hulusi Akar da şov yapıyorsun sen dedi. Bunları dedi yayınlayacaksın da oy alacaksın sözde dedi. Çok özür diliyorum seyircilerimizden. Ne alırsın dedi. Onu sansürlediler. Sonra işte bir edebiyatını uydurup tekrar tutanaklara geçirmişler. Onunla tutanak tutanın da işi zor. Herkesin işi zor Türkiye'de gerçekten. Şimdi Zor. düşündüm de ne alırsın nasıl tutanağa geçireceksin yani. Zor alırsın. Alamazsın bence. Daha Falan. kibar alamazsın bence Değil gibi bir mi? ifadeyle Bence tercüme etmişlerdir. yapamazsın. Evet yani. Bu Alamazsın şekilde bence. şey. Alamazsın bence demiş. Nebati bir açıklama yaptı. Dedi, gene ne yumurtladı? Ekonomi modeli sayesinde rekor kırmaya başladık dedi. Ne sayesinde? Türkiye ekonomi modeli sayesinde dedi, rekor kırmaya başladık dedi. Enflasyon rekoru mu? Fiyatlarda artış rekoru mu? Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat tarihi seviyelere çıktık dedi. İyi, dediği söyledir ya. Küresel koşullara rağmen dedi, biz meydan okuduk dedi. Ve biz Resesyon alarmları çalarken dedi, biz dedi uçtuk dedi, uçtuk dedi. Müthişiz biz tabii dedi. biz fesatlara rağmen ya, uçuyor. Türkiye uçuyor, kaçıyor da kimse göremiyor. Bir onlar görüyor öyle. Bak, ondan sonra Çünkü dedi insan odaklı yaklaşıyoruz dedi biz ekonomiye. Ben çok epistemolojik ve düşündüm. ortodoks bir Ben bunu yaklaşım. çok düşündüm. Ben bunu çok düşündüm. Okuduğum günden beri düşünüyorum. Ne Çay demesiydi bu içerken adam diye. düşünüyorum, kahve içerken düşünüyorum, araba kullanırken düşünüyorum. İnsan odaklı ekonomi ne olabilir diye düşünüyorum. Ama işte nebati olan sevgimiz, aşkımız bunu anlayamıyoruz. Çünkü insan anlamadığı şeyi sever ya, çözemiyoruz. Çözüm. O farklı bir Ondan boyutlarda bir aşkımız insan o. sürüyor. Ondan hep Tabii. sürecek aşkımız kendisini. Evet. Çok değişik bir insan. Aşkımız Allah derken beni uzun ömür katmasan versin. keşke. Ben hani erkek adamım. Ne işim var onunla? Şimdi anlaşalım. Biz program ortağıyız. Ben kimi seviyorsam sen de sev. Mecbur. İyi, tamam. Peki Sen ne senin yapayım? Ahmet Kaya'yı sevmene izin verdim geçen program. Ha, Neden? Ben tamam. çok severim. Tamam, sen müsaade Anlaşalım. etmiştin geçen hafta. Sen Tamam, ben Ahmet Kaya'yı de seviyorsan Nebati de sev. dedin Nebati'yi de seveceğim, ama o aşk Bu maşk böyle bir şey. hikayesine bana ters, onu söyleyeyim. Bunu ayrı konuşuruz. Bunu Aynı ayrı konuşuruz. konuşuruz. Peki. Nedense böyle aşka karşı bir şey tutumunuz var. Aşk deyince herkesin böyle bir şey oluyor. Çok Ya kötü bir ne şey bileyim, sanki. Nebati ile ne işim olur? Aşk, Nebati ve ben. O yan yana gelecek şeyler mi bunlar ya? Ya yan yana mı gelin dedik. Üst Ben üste mi yan yana gelelim? mı Nasıl gelelim geliyorum? yani? Ben yan yana mı geliyorum? Olsun. Şey ya, Olsun. duygusal. Peki. Peki. Devam, devam, Evet. devam. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun bir açıklama yaptı. Dedi ki, milli gemi projesinin başında su ürünleri mezunu kişiler var Evet, dedi. okudum onu. Ama yani ilişkili bir Mantıklı. irtibat var yine, su ürünleri. Su, gemi. Tabii canım. Tabii. Yani bağlantısız değil. Gemi bir su ürünü müdür acaba? Suyun üstünde yürüyor, geziyor, Suyun yüzüyor. üstünde her gezen su ürünü mü?
Ürünü, deniz ürünü, balık falan değil mi? Yani işte o da öyle yani, o kadar da zorlama şeyi yani, milli gibi de su ürünleri ilişkili bir yerden değiyor yani, bir yerden değiyor. Onu da öyle atamışlar. Ve şey, şimdi devam edelim. Sen şeyi gördün mü? Bilal Erdoğan'ın o pencerenin arkasında gizli gizli dışarıya bakışını. Şimdi Katar emiri Hamad bin Halife El Sani ile Yeni Erdoğan, fotoğraf mı bu? ya geçen hafta veya 10 gün öncesinin olması Yok, görmedim. lazımdı. Ha, Görmedim. şimdi Erdoğan için bir görüşme olmuş. Bir Osmanlı köşkü yani, oradan çıkışta. Ben şu ekranda fotoğraf geldi. Orada şey yaparken arkada pencerenin arkasında Bilal dışarıya çıkmamış uğurlamaya. Pencerede arkadan böyle seyrediyor. Niye Öyle gitmiş seyrediyor. ki Bilal? Bilal'in ne işi var Ha, orada? mesele o zaten. Bilal'in orada ne işi var? Yani Baba orada geleyim prensi göreyim demiş. ha bir prens göreyim ben de. Ha. Ben de çocukken yapardım öyle babama. İşe beni de götürürlerdim bazen, götürürdü. Götürür müydü? Götürdü ama ben okul öncesinde. Orada ayak bağı mağı olurdun tabii orada O, tabii. Ne yok işte yapsın bana adam? boya falan veriyorlardı çalışanlar. Çiziyordum falan, eğleniyordum. Yemek ısmarlıyorlardı falan. Eğlenceli geçiyordu. Şimdi orada fotoğrafta şimdi dikkatli bakınca görülüyor. Dedim yani Bilal ayrıntılarda gizlidir diye bir söz var, atalardan Bu gelen çocuğu da bir. sevmedin. Bu çocuğu da Bu sevemedin şu çocuğu. çocuğu. Bağrına basamadın. Çok sevimsiz ya. Çok sevimsiz. Sevemedim yani. Eldivenle sev. Yani orada tabii sen dedin ya, bu ne işi varmış? Bilemiyorum. Belki Katar'la Okçuluk Federasyonu bir şey ya Bilal Erdoğan. Belki okçulukla alakalı bir anlaşma imzalamış. O zaman niye çıkmıyorsun kapıdan, arkadan gizli dışarıdan seyrediyorsun pencerenin içinde? Götürmüş babası, anlattığım gibi sana, babacığım beni de götür demiş. Götürmüş, o da demiş ki sen burada dur görüşme bitene kadar demiş. O da merak etmiş, bakıyor arkada. Bakıyor. Neyse işte böyle. Cumhurbaşkanının oğlu sıfatı ile her yerde adam pozisyon alabiliyor. Siz dedelerle hiç konuşmuyorsunuz böyle konuları. Geçen dede programını seyrettim. Ha, Ha, nesini dinleteceksin? eğlenmişsiniz gene. Yaşlı çılgınlar gibi eğlenmişsiniz. Ya gerçi ama ben kahve muhabbeti döndürüyorsunuz. Olacak iş değil ya. Ne Bir demek de ya? Ağır ve ciddi konuları böyle enine orada boyun. insanlara baskı kurmuşsun program öncesinde. Program öncesi böyle sen kötü şeyler yapıyorsun. Geçen de Ha. benim montajlayacağını düşündüğüm bölümü, ben kayıtta olduğumuzu bilmiyordum. Hayatımda ilk defa kazağımla ekranı temizledim. Tutmuşsun, yayına vermişsin Ama Allah'tan zaten. tükürüp ne yapmamışsın ha? Çok İyice ayıp. tam rezillik olur da. Tam rezil. Hayko'ya da baskı kurmuşsun, abone ol bilmem ne falan filan dedirtmişsin. Sana döner ısmarlarım demişsin. Tam Çok işte rezalet şeyler ana bunlar ya. benim korkuma şey yaptı işte, bunları söyledi. Abone olun dedi. Şu aşağıya dedi, like atın dedi. Ya. Karın tokluğunda insan çalıştırıyorsun. Ne kadar hain, hain bir insan oldum. Hayko şey söyledi bak. Bu seçimlere uzaya adam gönderme yetişecek mi dedi. Uzaya mı gitmek istiyormuş? Ben ilk giden Ermeni olabilirim diyor ama yani. Sıkılıyorum ben yaşlı programlarından. Hepsini izleyemedim. Ya izleyemedin değil mi? Hmm. Yok, izleyemiyorum. Seyircilerimizi de tebrik ediyorum buradan. Sonuna kadar izledikleri için. Bravo onlara. Çok izleyeni var. Çok seveni var. Her şeyin seveni var işte. Her şeyin seveni ayrı. Devam, devam, devam. Neler var? AKP ve uyuşturucu meselesi yine yan yana geldi. Bu haftanın bir Tabii ki. haberi, AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in eşi Savcı Faruk Sarıoğlu, uyuşturucu dosyasında rüşvet verilmesine aracılık etmekten 2 yıl 6 ay hapis cezası almış. Yine hapis cezası almış. Bak almış yani. Ceza almış. Almış, almış ama ya hep de mi uyuşturucuyla işiniz oluyor? Anlaşmazlık çıkmıştır kesin. Yoksa niye alsın? Tabii, niye alsın? Yoksa niye alsın? Yoksa almazdı. Olmazdı. Devam, devam, devam. Bak bu hafta biliyorsun Düzce'de deprem oldu. Üzücü bir hadise olarak. Evet. Tabii deprem ülkesi Türkiye. Şimdi Bağcılar'dan, şimdi ekrana da getiriyorum. Bir Güngören Bağcılar, bahçeli evler, uydu görüntüsü. Evler bitişik, 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 bitişik böyle. Yani bir deprem olsa Bitişik kaçacak, iyidir. toplanacak yer Bitişik yok. iyidir. Bak orada bir yer unutmuşlar, küçük bir yer. Her nasılsa orada öyle bir kalmış. Nasıl olduysa
Hani Allah muhafaza bir deprem olsa var ya, biliyor musun? İstanbul felaket yani. Yani kurtarma da olamaz. İnsanları nereye Hiç kurtaracaksın? bu konuyu hiç açma. Çok kötü bu konu. Çok Gerçekten kötü hiç bir konu. açma. Hiç açma o konuyu. Peki devam diyeyim. Seni kızdıracak bir haber var. Neymiş? Adam Ya kalmadı mı da ben istediğim zaman kızıyorum biliyorsunuz Erkan Bey. Ben göreceğiz. başkası istiyor diye kızmıyorum ben. İstek Tamam. üzerine kızmıyorum. Tamam. Bir AKP yazarı. Bir Hı. AKP yazarı diyorum. Doğru ya, AKP yazarı. AKİT yazarı Vehbi Kara. Hı. Ha, duydum AKP onu. Grup Başkan Vekili Zengin için, Hı. Özlem Zengin için diyor ki Hı. adam kalmadı da mı bu karı seçildi dedi. Ne yapayım? Ah, Ali Nozinhan ne yapayım diyor. Bu Ne yap? karı seçildi, adam kalmadı, bilmem, bak adam, kadın, bilmem ve karı diyor. Hiç tepki vermiyorsun. AKP'li kadınları ben mi savunacağım? Onların savunmaya ihtiyaçları mı var? Ateş gibi kadınlar hepsi. Kendi haklarını Canavar gibi değil mi? savunamıyorlar. Canavar Tamam. gibi hepsi ya. Onları bizim korumamıza ihtiyaç mı var? Elin Doğru söyledin. Ermenisi mi koruyacak? AKP'li kadın lütfen. Yani onlar hakkından gelirler. Hiç merak Adam etme. kalmadı da mı bu karı seçildi ya. Bu yazar diye koyuyorlar bu adamları AKİT'te. AKİT'te oluyor zaten bu. Terörist diye şey yapsınlar. Buna da terörist desin. Evet. Ve CHP'den Hı. AKP'ye birisi geçti. CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Mustafa Hı. Ertekin görevinden Hı. istifa etti ve AKP'ye geçti. Bayağı bir coşkuyla kutladılar falan. Erdoğan da rozetini taktı. Fakat adam sosyal medya hesabındaki 128 milyar dolar nerede fotoğrafını unuttu. Hı. Erdoğan rozetini takarken o orada duruyordu. Bir Nasıl? şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Hafıza yok ki bizde. Adam onu unutmuş Yani kaldırmaya. onu orada silse mesela daha önceki hayatını silmiş mi oluyor? Diyor. En azından be kardeşim, madem giriyorsun Kim AK Parti kime AKP'ye, dumduma? kim kime Kim dumduma. kime dumduma? Kim, Kim yani kime? sanki hani AKP'ye geçiyordu kardeşim, sen bize daha önce böyle şeyler dedin. Sen bize nasıl gelirsin, öyle bir şey yok. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu FETÖ marketleri nasıl zam yapıyorlar? Ben çok merak ediyorum. Şimdi konuşuyoruz da merak ediyorum. Sen biliyorsundur. Senin her yerde şeyin var, Her istihbaratın var. Böyle geceleri oturuyorlar. tabii. Yarın una mı zam? Nasıl bir şey? Yarın Çok una ilgimi zam çekti. yapacağız. Ertesi gün Yapacağız diyor. patatese zam yapacağız. Ondan sonra çiçek yağına ve çocuk bezine zam yapacağız diye böyle kararlar alınıyor ve derhal yıldırım hızıyla bütün Türkiye'deki marketlere bu iletiliyor. Ve hepsi aynı Türkiye'de anda güçlüler çok hala bir tabii, etkileri. o bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Bayağı büyük bir şey network var yani. Of. Felaket, felaket. Memleketin işi de hangi biriyle uğraşacak bu Hangi bir insanlar? ya bu işte? Çeşitli güzel terörist var yemin ediyorum. Hayır ya. Bombalıyorsun bitmiyor. Tabii. Kovuyorsun bitmiyor yani. Ya hapislere Evet. tıkıyorlar, bitmiyor. Ne yapsın? Zor. Hiçbir Erdoğan şey işi yok. de zor. Soylu'nun işi Zor. zor. Bahçeli'nin işi zor. Ne yapsınlar? Biz Zor. de burada böyle Seçime car 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 gidiyoruz. car konuşuyoruz işte. Seçime gidiyoruz. Savaş başladı. Savaş uçaklarıyla seçime gidiyoruz. Savaş uçaklarıyla seçim. Çünkü her seçim Evet. arifesinde sınır ötesi harekat olur. Aynı İnter'den Tabii. kurtarma senaryosunun olduğu gibi. Tabii Bu bu artık standart. şey gibi. Bu artık şey gibi. Yağmurlu havada baş ağrısı olur ya. Seçimden önce de Türkiye'de savaş olur yani. Bu Ve artık Milli aynı Eğitim 2018. Aynı 2018 aynı hatırlıyorum. filmleri tekrar tekrar bize Tabii, sevdiriyorlar. aynısı. Aynı. Muhalefet Tabii. izlesin. Şey, mısır patlatsın izlesin muhalefet. Bak, Milli Eğitim Evet. Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Hı, ona ne olmuş? Karakamış'ta roket saldırısında ölen 22 yaşındaki Ha. öğretmen Ayşenur Alkan'ın Evet. cenazesinde konuştu bu adam. Ve dedi Hı. ki öğretmenlik yapıp ölse sadece Hı. öğrencileri bilecekti dedi. Ne mutlu. Hı. Roketle Hı. öldü, parçalandı. Şimdi onu Tabii. herkes biliyor ve bütün dünya biliyor. Tabii. Ya ağzından çıktığını kulağa duymuyor bu adamın. 80 yaşında emekli mutlu bir kadın olarak belki çocukları, torunları olacaktı. 60 yıl görev yapacaktı. Öğrenci yetiştirecekti. Böyle kötü bir hayattansa 22 yaşında paramparça oldu bir insan. Şehitlik, peygambere komşu falan filan. Tabii Aynı böyle plan. orada aileyi teselli etme ediyor hesapta. Böyle Yani bir laf etti.
bilemiyorum artık. Yani bu Yani. kadar ölümün yüceltilmesi, yani öldürülmenin yüceltilmesi, ölümün yüceltilmesi, bu artık olabilecek bir şey Ondan sonra şu kadar şehidimiz var. Bilmiyorum. Bir de değil sizin kesinlikle. çocuklarınız gitsin bir de cepheye ya. Ha bir gitsin bir göreyim. Bir tek bakanın Erdoğan'ın oğulları hiçbir askerlik yapmadı. Bir Şimdi tek biraz önce 2018 dedim ya, Maraş'ta bir konuşma yapmıştı, hatırlar mısın? Böyle kamuflaj bir kıyafet giymişti Erdoğan. Erdoğan mı? Bir Ha. konuşma yaptı. Orada da mizansen tabii bir kız çocuğuydu yanlış hatırlamıyorsam. Sahneye çıkardılar. Ya o çocuk için şey dedi. Cebinde bayrağı şehit olmaya hazır dedi. Minicik bir çocuktu ya. Benim kızım yaşlarında bir çocuktu ya. 2018 mi? İşte o zaman şey diyorlardı. Reis bizi Afrin'e götür diyorlardı o dönem. Bu yani işte Tayyipistan programı, bu komik bir Tamam. program ama yani artık çok da komik olamıyor. Buna bir dur demek lazım. Bu böyle olmaz. Şimdi Şehitler Tepesi boş kalmayacak Bu demişti böyle olmaz ama biliyorsun. yani. Boş kalmayacak ama yani başka sana Çamlıca Tepesi düşüyor sana ve çocuklarına. Garibanın askerleri gönderiyorsun. Ondan sonra da o garibanlara da Şehitler Tepesi düşüyor. Ya işte böyle ölümle şundan bundan ya ben ilginçtir yani. Sonuçta cenaze geldikçe oyları arttı bugüne kadar bu partinin ya. Ya Artar. Genel anlayış öyle. Yani genel bir diktatorya ihtiyacı var. Bir militarizm ihtiyacı var. Ya açıkça şey diyor ya, ben işte askerle, polisle, yargıyla, orduyla diyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Bütün sistemin diyor altın üstüne getiriyorum. Siz de diyor seçimlerde bana oy verin diyor yani bu yaptığın için. Bunu diyor. o Bunu diyor. diyor ölen Taksim'de ölen çocuğun diyor kanı yerde kalmayacak. Sandıkta bunun hesabını soracaksınız diyor. Evet ama yani şey bombalayan kadının IŞİD'le bağlantıları çıkıyor. O da Üç Türkiye'nin kardeşinin hakim olduğu IŞİD yerden için gelmiş. şehit olduğu çıkıyor. Üç eşinin, üç kocasının IŞİD'le olduğu ortaya çıkıyor. Hala PKK PKK diyorlar. Ya işte Ve ya işte adam sen dedin kafaya koymuş. programın başında, program başında sen dedin yani işte araştıralım. Ya yani hiçbir şeyin araştırılmasını istemiyorlar. Ya 15 Temmuz'la başladı işte, onu da araştırmadılar. O zaman bir sistem kuruldu. Bu böyle devam ediyor. Bakalım nereye gidecek? Yani işte görüyorsun artık hayvanları katletmeye başladılar. Yani Ya Konya'daki o hadise değil mi? Konya'daki olayı biliyorsun ya. Bugün de çıkmış diyor ki hayvanları kimse katledemez. Ya katletmiş işte, görüyoruz. Ve yani izleyicilerin haberi var mı bilmiyorum. Birçok yayın kuruluşuna bir mail gönderildi. Bu haberi haberleştirmeyeceksiniz diye bu bilgiyi. Bir de Yayın o yasağı var. hasbelkader çekilmiş, bir de çekilmeyen, çekilememiş. Düşünebiliyor musun? Neler var yani? Yani bunu hasbelkader çekilmiş işte bir şekilde kürekle hayvanın kafasına vurup öldürüyor. Ya işte. Yani yurttaşına ayrı zulüm, kadına ayrı zulüm, çocuğa ayrı zulüm, hayvana ayrı zulüm. Bu artık şeyden çıktı artık tamamen. Evet, Bilmiyorum. evet. Şirazesinden çıktı iş. Çıktı. Devam edelim. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi. Aç mı Evet. insanlarımız? Market rafında noksanlık mı var? Hayır. Her şeye Yok. erişimde güçlük mü çekiliyor? Hayır. Her şey mallar rafta var ve insanımız aç değil diyor dedi. İşte yani ya IQ problemi var ya dediğim gibi 0-6 yaş sen ona katılmıyorsun. Süt eksikliği, ana sütü eksikliği mi problem ama dediğim bunu kötü. Bunlar kötü Kötü, olduklarından kötü. anlıyorum. Salak. Bunlar salak değil, bunlar kötü. Bence bunu aklımızda tutalım. Seçim Bunlar kötü. öncesinde de bunu aklımızda tutalım. Bunlar salak değil, bunlar kötü. Şimdi sen Şiraz'da dedin de Hadi Özışık bir açıklama yaptı. Duydun mu Ha, onu? bir şeyler dedi AKP Ha, aleyhine. ha, ha. Şimdi Hadi Özışık, Sedat Peker'le İçişleri Bakanı Soylu arasında aracılık yaptığı iddia edilen bir gazeteci. AKP'li önemli bir isimle dedi görüştüm. Biz artık Şiraze'den çıkmışız. Koltuk, makam, para arayışı bizde. Cep doldurma derdi bizde. Yolsuzluk, hırsızlık almış başını gidiyor demiş bir AKP'li. Şimdi AKP'li bunu niye demiş? Hadi Özışık bunu niye sosyal medyada paylaşıyor? Ben anlayamadım. Sen daha tecrübelisin belki Yani bu tecrübeli derken konularda. hırsızlıkta mı? Yani Siyasette yok. mi? Hayır, bu neyin kokusunu alıyor da böyle şeyler diyor Hadi Özışık? Ne oluyor? Gemi batınca, batmaya başlayınca böyle bir takım canlılar atlamaya başlarlar. Böyle aşağı tıp 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 atlamaya başlarlar. Bir Ben takım eğer canlılar. Bir takım canlılar. bir takım canlılar, küçük kuyruklu böyle küçük bir kulakları da var onların.
Fatih Özışık. Şimdi böyle bir şimdi bak, hırsızlık var diyor, rüşvet var diyor, bilmem ne var diyor. Tamam, bunların hepsi yasa anlamında suç, değil mi? Tamam, bu suçu git ihbar et. Sen niye üstünü örtüyor? Bak, bunu kabul ediyor. Bir Bayrak AKP inmez, namaz, ezan susmaz. Bak, şimdi böyle konuştuğun tok zaman da öyle diyorlar. durdurulamaz. Tok da durdurulamaz hani, unutma. Şey olamaz. Hava saldırılarıyla sınırlı kalmayacak. Kara harekat da geliyor. Bak, bu da yeni. Bir şey dediğinde hemen bunu diyorlar. Hemen Kara harekat. arkasında kar hareket. Şeyi soracağım. Daha Şimdi çok bir insan şey daha. öldürecekler. Son bir şey soracağım. Sayın Erdoğan dedi ki en müsait zaman, en uygun zamanda dedi. Kara harekatı dedi yapacağız. Ne demek en uygun zaman? Bunu da çok merak ediyorum. Münasip bir Yani vakitte neye uygun? Kime uygun? Yani ne demek? sandığa uygun bir şekilde yapacaktır. Çünkü ben erken ve baskın seçim geleceğini düşünüyorum. Yani ta 7 ay sonrasındaki bir sandık için şimdiden operasyon yapılmaz. Daha erken bir tarih için sandık operasyonlar yapılır. Dolayısıyla yakın zamanda bir karar harekatını girebilirler. Bugün İbrahim Kalın bir açıklama yapmış. Kimseden icazet alacak değiliz diyor. Karar harekatına girmek için. Öyle diyor. İşte bakalım, bilmiyorum tabii orada. Yani şimdi PYD var. Oraya saldırıyorlar. PYD'nin bugüne kadar herhangi bir Türkiye'ye yönelik bir tehlikesi olmadı. Yani PKK ile olan bir mücadele var. Tamam. Ama PYD'nin öyle bir meselesi bildiğim kadarıyla yok. Ve PYD'yi bombalıyorlar. PKK'yı da tabii bombalıyorlar. Karar harekatı çok kanlı olur. Eğer karar harekatına girerlerse Valla kimseden icazet alacak durumumuz yok diyorlar ama Amerika açıklamalar yapıyor ardı ardına. Rusya da yapıyor tabii. Bu olup biten IŞİD'le mücadeleyi çok zorlaştırıyor deniyor. İşte tabii Farkındalar mı ki acaba yani? tabii oradaki PYD yetkilileri açıklama yaptı. Dedi ki orada pek çok IŞİD'lilerin hapiste tutulduğu yerler var, kamplar var. Elhol kampında, evet, Ha, orayı eğer diyor bu biliyorum. karar harekatı olursa biz o kampları tutamayız elimizde ve Türkiye o kampların bir kısmını da bombalamış ve bir kısmı kaçmış adamların, oradaki IŞİD'lilerin. Şimdi oradaki öyle bir mesele de var. Mesela İsveç bir takım silah satışını serbest hale getirdi Türkiye'ye. Türkiye'ye ambargo uyguluyordu İsveç silah satışına. Şimdi bu NATO meselesi yüzünden silah satışını serbest bıraktı. Şimdi PYD'de diyor ki yetkilileri, İsveç'te de yetkilileri var. O zaman kardeşim, İsveçli bir sürü IŞİD'çi var orada kamplarda. Alın o zaman, çok biliyorsanız. Hadi alın. Hem alın o zaman, hem de o belirttiğin kampı Amerikalı askerler koruyorlar. Oradaki patlamalarda o askerlerin üstüne de zarar verilmiş oluyor. Ayrıca yani Suriye ordusunda da kayıplar var. Orası da karışıyor yani. Ortak. Suriye Yani de tekrar neticede karışıyor. çok insan öldürecekler, çok kan akacak. Ne dert ne? İşte dert Seçim. sandık Seçim meselesi. yapacağız. Tabii Savaş seçimler artık. geliyor. Bu filmi hep gördük. Maalesef görmeye de devam ediyoruz. Peki, Evet. programın sonuna geldik Ali. Evet. Peki. Mareşal haftaya belki 3. Mareşalimiz olur. Şeyi de takarlar bu şeyine, göğsüne, o madalyayı, Maraşal madalyasını. Neyse, hayırlı uğurlu olsun deriz. Yalnız Mareşal Fransızca bir kelime. Bence Öyle böyle bir mi? şey yapacaklarsa tabii yerli ve milli bir kelime bulmaları gerekiyor Maraşal'e artık. Nedir Bir Maraşal, durumda bir Maraşal? talimat verirler ya. Ama şu Ha, bak, bir şimdi onda Maraşal denirler. Mustafa Kemal Atatürk oluyorsa, Fevzi Çakmak oluyorsa, şimdi bir Erdoğan için mi değiştirecekler? Eski Türkiye yok. Ha. Bitti eski Türkiye. Yok öyle bir şey artık. Hedef derler, yeni Türkiye var. Bu arada Eski diyorum diyor ki, Maraşalimiz korktum ha, inan böyle öyle bir bayrak inmez, ezan susmaz. Bak, bunları sana ben mi hatırlatacağım? top Böyle da engellenemez. her hainlik yaptığında ben böyle bağıracağım. Bu arada daha komik bir şey söyleyeyim. NATO'da Maraşal'in bir kodu var. Of 10. Ve 10 rakamı. Bundan sonra reisimize of 10 reis diyebiliriz. Of Kısa 10. Maraş. Of 10. Ne demek o ya? İşte şeyin, NATO'nun kodu Maraşaller için verdi. Maraş'a of 10 deniyor, değil mi? Of Of 10 10 deniyor Erdoğan. Maraş'a. Of 10 reis. Of 10 Nasıl reis. havalı. Tamam, bundan sonra da adı o şekliyle geçer.
Of, ama bir Türkçe bir kelime bulunmalı bence. Tabii o da kurtarma. Peki. Yeni Türkiye. Evet. Yayının sonuna geldik hadi. Teşekkür ediyorum. Evet. Ağzına sağlık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese sabır diliyorum. İyi pazarlar.